Maşa'yla başlayalım. Gündüz'le başlayalım. Maşa'yla başlayalım. Hangi iki oyuncu? Maşa'yla mı başlayalım? Pekala. Yiğit ve Ayça gidiyor. Kulaklıklarını taksınlar. Ben buradan hemen cümle seçeceğim. İlk cümle, stüdyodaki seyircilerimiz tarafından yazıldı bu cümleler. Telefonum çalıyor. İlk cümlemiz bu. Bu arada çiğ köfte isteyen varsa? Şimdi oraya düşüşmeyelim. Peki, tamam. Sizden isteyen var mı? Aa, peki. Yarın başına geleceklerden ben sorumlu değilim yalnız. Güzel. Tamam. Telefon bağlantımız varmış. Yok muymuş? Yokmuş. Peki, ben buradan devam ediyorum. Birazdan varmış. Peki. Fener'in dünkü maçı ne oldu? Bunu kim verdi bu cümleyi stüdyoda? Kim vermiş? Kimse vermemiş. Bu demek ki internetten gelmiş bir cümle. E-mail yoluyla. Ne kadar güzelsiniz. Üçüncü cümlemiz. Üç cümle daha seçeceğim. Telefon olunca yazmana gerek yoksa daha hemen söyle bana. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Dördüncü cümle, telefon var. Evet. Kim? Yok. Fatih Pestil kendinden bastı. Kula kulluk edene yazıklar olsun. Çok güzel. Beşinci cümlemizde Orhan Baba'dan. Ve ama altıncıyı telefonla mı alalım acaba? Var mı telefon Elif Hanım, Seda Hanım? Telefon yok mu? Altıncıyı buradan. Var. Peki. Kemal Sezgin İstanbul. Kemal Bey. Alo. Kemal merhaba. Merhabalar. İstanbul'dan arıyorsun. Evet. Hemen bir cümle alacağım senden ama ben bir soru soracağım. Tamam. Haberlerde duymak istediğiniz bir haber. Haberlerde duymak istediğiniz bir haber. Evet. Ne olabilir? Geçen sefer beni bozdun orada, yazmayacağım işte. Ne yapmış? Çok ilginç bir soru. Hazırlıksız da yakalandım. Evet, olsun. Halbuki çok hazırlanmıştım. Ya olsun, bir şey söyle. Nasıl varmış? Haberlerde duymak istediğim bir haber. Fenerbahçe futbol takımı. Aslında bir Fenerbahçeliyim. Takım halinde 100. yıl şerefine Boğaz'dan karşı yüzerek geçti. Bütün bülteni okumuş oldun sen yani. daha kısa bir cümle alabilir miyiz mesela? Fenerbahçe şampiyon oldu mesela. O çok basit oldu ama. Allah Allah. Sana cümle kurman için yardımcı oluyoruz burada. Tamam o zaman. Oradaki yarışmacılar düşünerek söylediğinizi kabul ediyorum. Fenerbahçe 100. yılında görkemli şampiyonluk kazandı. Bu da mı uzun? Oldu. Fenerbahçe tamam. 100. yılında görkemli şampiyonluk kazandı. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Benim yalnız orada Ayhan Bey'e tesadüf bir önceki yarışmacı olduğu gibi küçük bir tanışma olmuştu. Ayhan'la mı? Evet. Allah Allah. Ayhan özel bölümü mü diyor? Bir daha söyle. Seninle tanışmış. Çok zevkle programınızı izliyorum. Çok teşekkürler. Ayhan Bey'in beraber İstanbul'da bir yemin töreninde karşılaştık. Yemin töreninde? Mekanize Piyade Turgayı'nda. Orada bir asker ziyaretine bulunmuştu. Hatırladım. Orada yanına gittim. Beğenilerimi ilettim programla ilgili. Çok güzel. O zaman da... Biz isterseniz Ayhan'ın telefonunu verelim. Siz ayrıca anılarınızı tazelersiniz daha sonra. Tamam, tamam. Gerçekten programımızın hak ettiği yere gelmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Ay, yine güzelsiniz. Alır mısınız birer tane? Yok. Önce oyun çalışırken yemiyorum. Peki. Gene başında çiğ köfte yemem. Şimdi yine sizlerden bir çıkış noktası alacağım. Verdiğim ve daha evvel görmedikleri bu üçer cümleyi doğaçlamanın içine yedire yedire oynayacaklar. Ben düdüğü üflediğinde onlar ceplerinden bir cümle çıkaracaklar. Oyunun içine yedirecekler. Nasıl olacağını az sonra göreceğiz. Özlem de çeşitli ses ve görsel efektler yapacak. Evet. Çıkış noktası alacağız. Arkadaşlar, bu ne? Artık yerde. Efendim? Konfeti. Konfeti. Başka? Evet. Yoyo. Yoyo. Güzel. Sen? Bomba. Bomba. Evet. Efendim? Şampanya. Şampanya. Şampanya'ya benzettiler bunu. Çıkış noktamız şampanya. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Ve...
senin için bu gece pat. Ay, al bakalım. Al bakalım. Kurban olurum sana. Ay daha içme sanmacım. Ay yok, iç 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 onu iç. İç daha iç. Şerefine. Ay. He? Ayça. İstersen bir an evvel yat. Çok başın dönüyorsa yat hemen. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Sarhoş olabilirim ama kesinlikle Nuri Alço'ya benziyorsun. Ne? Nuri Alço, yalnız bir şey mi söyledim? Yiğit. Ben köpüklü şarap bu. Telefonum çalıyor. Hep aynı. Alo. Abi. Ne oldu? Uyandı karı, geldi eve, yok ben anladım her şey diyor ya. Hap atayım mı bir tane içine? Nuri Alço da diyor. Kim o? Önemli değil, benim bir arkadaş. Tamam, koysana biraz daha. Tamam tamam, hemen. Ayça. Kula kulluk edene yazıklar olsun. Sen niye koyuyorsun be? Ben koyarım. Tabii lan. Hayret bir şey. Senin babanın uşağı mı var? Şuna bak, hem eve gelmiş misafir. Bir de ondan sonra kendi dalga dolaşını. Oh be, keyfimizi bulalım değil mi? Ben şarapla böyle hemen şampanyayı böyle içsem ne olur ki? Bir şey olmaz. Yiğit. Vay. Anam bu kim be? Fenerbahçe'nin dünkü maçı ne oldu lan? Oh. Gerçekten mi? Süper ya. Son 30 Ayça. Benim arkadaş ya, öyle panik yapmana gerek yok. Yatak odası bu taraf. Fenerbahçe 100. yılda Görkem bir şampiyonluk kazandı. Az önce bahsettiniz, anladım ben. Yalnız ben Fenerbahçe'yi değilim, o alakasız. Fenerbahçeli değil lan. Çekil evet. Fenerbahçeli değilsen. Dur ya be. Manyağa bak. Fenerbahçeli değilmiş, manyağa bak. Hadi git oradan. Aa tam. Bu Fenerbahçeli değilmiş. Lay 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 lay. Ha lay lay lay. Yiğit. Ya kim nereye lay lay lay. Ne kadar güzelsiniz. Yapamadım. Yine